Evet, bu bölümde paragraf bilgisini ve anlatım yöntemlerini göreceğiz. Önce paragraf bilgisinin genel tabirlerinden, yani genel kavramlarından bir başlayalım. Paragraf bilgisinde önce konu. Peki nedir bu konu? Anlatımda nelerden söz edilir? Bir paragrafın konusunda anlatımda nelerden söz edildiği var. Ana düşünce. Bir paragrafta asıl anlatılmak istenen, vurgulanmak istenen düşüncedir. Bir paragrafta asıl anlatılmak istenen, vurgulanmak istenen düşüncedir. Yani aslında bir paragrafta yazarı okuyucuya iletmek istediği mesaj o paragrafın ön düşüncesini oluşturur. Yazarı okuyucuya iletmek istediği mesajdır. İletmek istediği mesaj paragrafın ön düşüncesini oluşturur. Bir de son bölümde paragrafı başlayalım bakalım. Bir paragrafı başlık atarken özellikle konudan ve ana düşünceden bağımsız olmamalı, onlarla ilişkili olmalıdır. Yani bir paragrafta başlık konu ve ana düşünceyle paralel olmalıdır. Başlığın az kelimeden oluşması da ayrıca onun özlü olması bakımından bir avantajdır. Şimdi paragraf bilgisinin genel tabirleri bunlar. Anlatım yöntemlerine geçelim ve özellikle karıştırılan noktalara bir bakalım. Anlatım yöntemleri genel olarak iki bölümden oluşuyor. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları. Bakalım onlara şimdi. Anlatım biçimleri ilk bölümdür. İkinci bölüm ise düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimlerinde açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme diye dört kısımdan oluşuyor. Düşünce geliştirme yollarında ise tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, benzetme, tanık gösterme kanıtlama ve sayısal verilerden yararlanma olmak üzere 7 bölümden oluşur. Sayısal verilerden yararlanma. Şimdi anlatım biçimleri ve ilk olarak açıklamanın ne olduğunu hemen bir bakalım. Açıklama nedir?
anlattığım içinden açıklamada gıda etmesi bir şey vardır. Bir konu hakkında, herhangi bir konu hakkında doğrudan bilgi vermek. Yani açıklamada yazarın amacı okuyucuya bir şeyler öğretmektir. Öğretmek asıl amaç. Bilgi vermek de diyebiliriz. Nedir amaç? Okuyucuya bir şeyler öğretmek, ona bilgi vermek, açıklamanın doğrudan ifadesidir. Açıklamayı da bu şekilde söyleyebiliriz. Didaktik eserler, öğretici eserler açıklamada mutlaka yer alan bölümlerdir. Yani doğrudan bilgi verirken öğretici konulardan doğrudan da bahsedilir. Tartışma peki nedir? Tartışma şöyledir. İki farklı görüş olacak. Mutlaka. İki farklı görüş olacak. Bundan da birinin kabul edildiği, diğerinin ise reddedildiği anlatımlardır. Birinin kabul edildiği, diğerinin ise reddedildiği anlatımlardır. Yani iki farklı görüş olacak dedi. Birisine doğru, birisine yanlış denecek. Ve yazar genelde şöyle ifadeler kullanır. Bence, bana göre, oysaki gibi. Asıl amaçsa nedir? Okuyucunun düşüncesini değiştirmektir. Asıl amaç, okuyucunun var olan düşüncesini değiştirmek diyebiliriz. Okuyucunun var olan düşüncesini değiştirmek diyebiliriz. Bence, bana göre gibi ifadeler tartışmada sıkça yer alır. Amaç dediğimiz gibi okuyucunun düşüncesini değiştirmektir. Yani tartışma değil, öyle iki karşılıklı tartışma şeklinde düşünmeyeceğiz. Okuyucunun düşüncesini değiştirmek olacak tartışmada. İki farklı görüş olacak ve birisi kabul edecek, diğeri ise reddedecek. Bu noktalara dikkat etmek gerekir. Betimleme ve öyküleme ise aynı kıstasta yer alan ama birbirinden tamamen farklı durumlardır. Peki nedir öyküleme ya da betimleme? Öyküleme de bir kere, şöyle hemen şunu kısaca gösterelim. Öykülemede bir olay vardır. Ve olay sürekli devam eder. Yani bu olay durmaz. Ben şuraya gittim, oradan buraya uğradım, oradan arkadaşlara gittim gibi sürekli devam eden bir akış çizgisi vardır öykülemede. Olayın devam ettiği anlamı vardır. Betimlemede ise en ayırt edici özelliği sıfatlanmaların olması. Yazar bir şey söyler ve onu söylerken de okuyucunun gözünde onu canlandırmaya çalışır. Özellikle görsel betimlemeler, yani görsel öğeler ağır basar duygularda dedik ve görsel öğeler diyelim. İşte yeşil pancurlu ev dediğim zaman bu bir betimlemedir. Bu tipte ifadeler betimlemedir. Hemen bir cümle okuyayım. Kenar mahalleler, birbirinin içine geçmiş evler, kiminin kaplamaları biraz daha kararmış, kiminin balkonu eğrilmiş gibi. Bunların hepsinde okuyucunun gözünde canlandırılmaya çalışılan bazı durumlar söz konusu. Öykülemede ise Mustafa Kemal Büyükdağ ötesinde İsmet Paşa ile birlikte taarruz planlarını gözden geçirdi. Yani bir olay var ve bu olayın akış çizgisi net olarak belli. Bir durum söz konusu ve bu olay sürekli devam ediyor. Öyküleme ile betimleme arasındaki temel fark bu. Olay var, görsel öğelerde diyebiliriz. Sıfatlamalar da diyelim. Bu da özellikle ayırt etmek için önemli. Genel olarak işte anlatım biçimleri bizim için çok önemli burada. Açıklama dedik, öğretmek, bir konuda bilgi vermek, tartışma dedik, okuyucunun fikrini değiştirmek, okuyucunun kafasındaki düşünce yapısını değiştirmek, onun yanlış olduğunu ona göstermeye çalışmak, betimleme, görsel öğelerin ağır bastı, okuyucunun gözünde canlandırmaya çalıştırılan durumlar ya da ifadeler, öykülemede ise bir olay var ve okuyucu bu olayı içinde kendini adeta bulur ve bu olayın içine dalarsa burada da bir öyküleme söz konusu. Devam edelim. Şimdiki durumumuz ise düşünceyi genişleme yolları. Hemen sol tarafını sileyim ben.
Şimdi neden anladığını söylemiştik. Bir kavramın ne işe yaradığını değil, ne olduğunu gösterir. Ya da verir. Bir kavramın ne işe yaradığını değil, ne olduğunu gösterir. Sanat, duygu ve düşüncelere ifade eder. Tanım cümlesi midir? Hayır, değildir. Sanat, duygu ve düşüncelere ifade eden türdür dersen bir tanım cümlesidir. Burada ne işe yaradığı var? Burada ise ne olduğu var? Tanım cümlesinde ise ne işe yaradığı değil, ne olduğu bizim için önemlidir. Bu bir tanım cümlesidir. Bu ise değildir. Bu noktaya özellikle dikkat etmek gerekir. Genellikle karıştırılan durum burasıdır. İki karşılaştırma. İki kavram arasındaki farklı ya da ortak yönlerdir. Bilim deneylere sanat duyuları ifade eder. Ya da bilim deneylere sanat duygulara ifade eder. Şöyle de diyebiliriz. Aslında yine biraz düşük oldu. Şöyle diyelim. Bilim deneylere sanat duygulara denir. Daha doğru bir cümle olacak. Bu şekilde karşılaştırma ifadesidir. Bilimle sanat farklı özellikleri karşılaştırılmış. Bu da karşılaştırma belirtilen cümlelerdir. Şimdiki durumu ise örnekleme. Örnekleme de özellikle anlatım biçimlerine çok karışılan bir nokta var. Örnekleme yapılabilmesi için mutlaka ama mutlaka o konuyla ilgili veriler sırayla anlatılmalıdır. Yani konuyla ilgili olanlar konuyla ilgili olanları sıralamak gerekir. Örneklemedim. Sevdiğim birçok şair var. Orhan Veli, Sunay Akın, işte daha birçok şair de söyleyebiliriz. Atilla İlhan gibi. Konuyla ilgili olanları sıralamak gibi. Yani en çok şu yazarları severim. Yakup Kadri, Tolstoy, Dostoyevski gibi. Ne yaptım? Örnekler verdim ve sıraladım onları. O zaman mutlaka bu şekilde örnekleme olacak. Yani tek bir cümle verdim. Örnekleme aslında düşünce geliştirme yollarında pek böyle karşılaşılan bir durum değildir. Bu noktada da dikkat etmek gerekir. Zaten sinirime devam ediyorum benzetmeyle.
genellikle konu anlatır. En sonunda inandırıcılığını kanıtlamak için ya da sözünün doğru olduğunu okuyucuya tam anlamıyla ortaya koymak ya da kanıtlamak için bir kişinin sözüne, görüşüne yer verir. Bu da tanık göstermedir. Nedir mesela? İşte burada demiş sanat yaratmaktır filan. Aynen şöyle bir ifade kullanılır. Aynı Dostoyevski'nin de dediği gibi sanatsız bir millet her zaman için başkalarına muhtaç ve aynı zamanda onsuz olamayan bir millettir. Dediği gibi der ve orada Dostoyevski'nin ünlü bu sözünü diye verir ve kapatır. Tanı göstermede bu şekilde anlatılan bir durumdur. Yani bir kişinin düşüncesine yer vermektir. Ama asıl amaç şudur. Yazar ortaya koymuş bir durumu, bir sözü en sonunda da inandırıcılığını tam anlamıyla kanıtlamak, inandırıcılığını tam anlamıyla ortaya koymak için önemli bir kişinin, bu şair olabilir, yazar olabilir, işte kendi alanı profesyonelleşmiş bir kişi olabilir, yani herhangi bir kimse olabilir, onun bir sözüne yer vermek asıl amaçtır, tanım göstermek bu şekilde oluşur. Kanıtlamaya bakalım. Yazarın görüşlerini bilimsel verilere deney sonuçlarına yer vererek anlatması. Yazarın görüşlerine bilimsel verilere deney sonuçlarına yer vererek anlatmasıdır. Yani ne olabilir? İşte direkt ifade eder. Şu kadar deney yapıldığına göre gibi ifadelerle deney sonuçlarına göre anlatmasıdır. Sayısal verilerden yararlanmayızdır son olarak. Yazarın görüşlerini sayısal veriler vererek, özellikle sayısal veriler vererek belirtmesidir. Yani nüfusla ilgili bir araştırma yapılmış, okuluyla ilgili bir makale yazılmış. En sonunda şöyle bir şey diyorsa, bu ülkede okuma yazma oranı %60 artmıştır diyorsa, bu ülkede okuma yazma oranı %60 artmış diyorsa, burada sayısal veriler %60 ifadesi sayısal veridir ve bu sayısal verilerden yararlanılmıştır. İşte anlatım yöntemleri genel olarak dediğimiz gibi iki durumdan oluşuyordu. Anlatım biçimleri dörde ayrılıyordu ve düşünceyi genişleme yolları da yediye ayrılıyordu. Gördük açıklama, kanıtlama, betimleme ve öğütleme dedik anlatım biçimleri için. Düşünceyi genişleme yolları ise tanımlama, karşılaştırma, bekleme, benzetme, tanım gösterme, kanıtlama ve sayısal verilerden yararlanma. Zaten isimlerinden de ne oldukları belli ama bazı ufak detaylar var. Onları göstermeye çalıştık. Bu şekilde oluşuyorlar. Şimdi de Türkçe'de cümle türleri konusunu vereceğiz. Öncelikle genel olarak cümle türlerine bir bakalım. Yüklemin yerine göre. Yüklemin türüne göre. Anlamına göre ki bu nokta özellikle karıştırılır ve yapı bakımından cümleler. Yüklemin yerine göre kuralları devir. Yüklemin türüne göre isim ve fiil. İsim ve fiil cümlede bir adlandırılır. Anlamına göre olumlu, olumsuz, soru cümleleri, emir cümleleri,
hoş ol cümleleri. Bu noktalar karıştırılır ve ünlem cümleleri de son maddemiz. Yapı bakımından cümlelerde basit cümleler, bileşik cümleler, bileşik cümleler kendi içinde dörderdedir. Girişik bileşik, İkinci bileşik, şartlı bileşik ve hile bileşik. Sıralı ve bağlı cümlelerde diğer yapı bakımından ilgilenir. Şimdi baktığımız zaman genel olarak biz bunları göreceğiz. Yüklemin yerine göre, zaten kolay bahseder, yüklemin türüne göre bunlar. Anlamına göre olumlu olumsuz, önemli olan noktalar şunlardır, olumlu ve olumsuz ve en çok karıştırılan nokta ise basit cümleler, geçik cümleler, girişik bileşik, iç içe bileşik, şartlı bileşik, kelime bileşik ve ondan sonra sıralı ve bağlı cümleler olmak üzere konumuzu tamamlayacağız. Başlayalım hemen, yüklemin yerine göre başlayalım. Yüklemin yerine göre kurallı cümlelere bakalım. Kurallı cümlelerde yüklem sonda ise bir cümle kuralıdır. Cümlede yüklem sonda ise biz o cümleyi kurallı cümle deriz. Eğer yüklem sonda değil ise değildir. Yani yüklem sonda olacak ya da yüklem sonda olmalı. Örnek açıklayalım hemen. Bu işi içinden çok iyi çıktım. Yüklemlerin sonunda kurallı bir cümledir. Bu işten çıktım çok iyi dersem ne olacak? Yüklem sonunda değil, değil. Yani yüklem sonunda ise kurallı, sonunda değilse değil. Bu kadar net ve basit bir durum. Özellikle bu noktaya dikkat etmek gerekir. Yüklemin türüne göre bakalım şimdi de. Yüklemin türüne göre bakalım. İsim cümlesi ve fiil cümlesi diye. İsim cümlesinde yüklem isimse o cümlede isim olarak kabul ediliyor. Ama yüklem fiilse o cümle fiil cümlesi olarak kabul ediliyor. Bugün hava çok bulutluydu. Çok sert bir bakış attı. Gerçekten de iyi bir insandı. Soruları kolayca çözdü. Ne dedik? Biz yüklemin türüne göre isim cümlesi ya da yüklemin türüne göre fiil cümlesi diye adlandırıyor dedik. Bulutluydu yüklem. Nedir bulutluydu? İsim bir filmi. Bulut mark ya da master iki alıyor. Hayır almıyor. O zaman isim cümlesidir. Artı ne? Fiil cümlesidir. Yüklem attı. Bakış attı. Yardım gelerek okumuş aslında. Ama yine de bu fiildir ve o zaman fiil cümlesi adlandırılır. Yüklem insandı, isim cümlesidir tekrar. Ve çözdü, çözmekten geldiği için fiil cümlesidir. Yani bir cümlenin yükleme isimse o cümle isim cümlesi, bir yüklemin türü fiilse o cümlede fiil cümlesi olarak adlandırılır. Bu noktaya özellikle dikkat etmek gerekiyor. Şimdi anlamına göre cümlelere bakalım.
cümlelere, olumlu cümlelere bakalım hemen. Bir işin durumu olacağını ya da gerçekleşeceğini belirten cümlelerdir. Bir işin durumu olacağını ya da gerçekleşeceğini belirten cümlelerdir. Olumsuz cümlelere bakalım. Bir işin durumu olmayacağını ya da gerçekleşmeyeceğini belirten cümlelerdir. Şimdi hemen not yazalım. Ma, me, yok. Değil sözcükleri, ma, me, yok ve değil sözcükleri eğer bir cümlede varsa, biçimce o cümle olumsuzdur. Ne olursa olsun o cümle biçimce olumsuzdur. Bu önemli bir noktadır. Ma, me, yok ve değil sözcükleri varsa o cümle ne olursa olsun biçimce olumsuzdur. Anlamda zaten buraya bakacağız. Bir işim ya da durum gerçekleşiyorsa olumlu, gerçekleşmiyorsa olumsuzdur. Hemen örneklerle açıklayalım. Bu işi bitirmemiş değil. Ne dedik burada? Bu işi bitirmemiş var mı? Var. Zaten değil de var. O zaman kesinlikle biçimce olumsuzdur. Anlatayım bakalım. Bu işi bitirmemiş değil. Ne anlamı çıkıyor buradan? Yani bu işi bitirmiş anlamı çıkıyor. O zaman anlamca olumlu ama biçimce olumsuz. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Neden? Dediğimiz gibi anlamca olumlu, biçimce olumsuz. Bunlar varsa ne olursa olsun biçimce olumsuz. Yoksa olumlu. Ama anlamına göre zaten anlamına bakacağız. Ne gezmesini, ne eğlenmesini bilir. Yani ikisini de bilmez anlamında. Anlamca olumsuz, biçimce olumlu. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz, anlamca olumsuz. Neden? Ne gezmesini, ne eğlenmesini bilir. Yani ikisini de bilmez, ikisinden de anlamaz ifadesi yarattığı için anlamca olumsuz. Ama ma ve yok diye sözcükleri bulunmadığı için de biçimce olumlu. Bakalım. Onunla konuyu görüşmedik. Anlamca da biçimce de olumsuz. Neden? Anlamca zaten olumsuz. Yapılmamış bir durumdan bahsediliyor. Biçimde neden olumsuz? Mahme var. Yani örnekler böyle, örnekler çoğaltılabilir. Ama temel özelliğimiz bir işin durumun olacağını ya da gerçekleşeceğini belirten cümleler anlamca olumludur. Olmayacağını ya da gerçekleşmeyeceğini belirten cümleler anlamca olumsuzdur. Ve şu nokta yine söylediğim gibi mahme yok değil sözcükleri bir cümlede varsa ne olursa olsun biçimce olumsuz, yoksa da biçimce olumludur. Bu durumlara özellikle dikkat etmek gerekir diyelim ve soru cümlesinden ya da soru cümlelerinden devam edelim. Soru anlamı taşıması gerekiyor. Soru anlamı
taşıyacak. Taşıyan sözcükler soru cümleleridir. Bu kadar basit. Yani bildiğimiz her zamanki sorular klasik soru tipleri, soru cümleleridir. Emir cümleleri ise bir işin yapılması gerektiğini belirten cümlelerdir. Bir işin yapılması gerektiğini belirten cümlelerdir. Nedir mesela? Buyruk vermektir. Buyruk vermektir. Git, yap, koş, gel gibi. Koşul cümlelerine bakalım. Koşul cümlelerine. Bir yargının gerçekleşmesinin başka bir yargıya bağlı olduğu cümlelerdir. Bir yargının gerçekleşmesinin başka bir yargıya bağlı olduğu cümlelerdir. Yani sağ ile oluşurlar. Nedir? Benimle gelirsen dediğini yaparım. Bu işi yaparsan çok başarılı olursun gibi bir yargının gerçekleşmesinin başka bir yargıya bağlı olduğu cümlelerdir. Koşul cümlelerinde asıl amaç ortaya bir şartın, bir koşulun konmasıdır. Son olarak ünlem cümlelerine bakalım. Ünlem cümleleri zaten bilindiği üzere duygu ve coşkuları ifade eden cümlelerdir. Duygu ve coşkuları ifade eden cümlelerdir. Ah nasıl geçti bu yaz dediğim zaman yine bir ünlem cümlesidir. Şimdi son bölüme geliyoruz. Yapı bakımından cümlelerle çok karıştırılan nokta. Oraya bakacağız. Basit cümleler neymiş, birleşik cümleler neymiş, birleşik cümleler ne, girişik birleşik, içi birleşikler ne, şartlı birleşik ve keyfi birleşikler ne, hepsine bir bakalım ve bu konuya noktayı koyalım. Basit cümleler, hemen yazalım. Tek bir yargıdan oluşan ve içinde fiilimsi ek fiil bulunmayan cümleler. Tek bir yargıdan oluşan ve içinde fiilimsi ek fiil bulunmayan cümlelerdir. Uzun bir cümle yazalım ama basit cümle olsun. Geleneksel hikayelerle ilk romanlarımız için önemlidir dediğim zaman basit bir cümle mi? Evet. Basit bir cümle. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Tek bir yargıdan, yani tek bir yüklemden de diyebiliriz buna. Tek bir yüklemden oluşan cümlelerdir aslında bunlar. Basit cümleler. Bileşik cümlelere bakalım hemen. Karıştırılan noktası zaten burasıdır. Bileşik cümleler ve girişik bileşik cümlelerden girelim. Girişik bileşik cümleler. Yan cümleci fiilimsiden oluşan cümlelerdir.
beklemekten iyidir. İki tane filtre var, iki tane yan cümlecik var. İki tane yan cümlecik var. Ama dikkat etmemiz gereken nokta bunların fiilimsi olması, fiilimsi olması, isim fiiller bu ikisi de. O zaman fiilimsiler varsa bunlar bileşik bileşik cümlelerdir. Fiilimsiler varsa bunlar bileşik bileşik cümlelerdir. İç içe bileşik cümlelere bakalım hemen. Bir cümlenin içine başka bir cümlenin girmesi de oluşur. Belirtisiz nesne alırlar. Bir cümlenin içine başka bir cümlenin girmesiyle oluşur ve belirtisiz nesne alırlar. Bakalım hemen nasıl oluyor içli bir cümleler. Sorunlara çare bulmak gerekir dedi. Yani klasik içli bir cümle tipi budur. Bir cümlenin içinde aktarma cümlelerinde özellikle kullanılır. Bir cümlenin içinde başka bir cümlenin girmesidir. Belirtisiz nesnedir zaten bu tip cümlelere. Bu şekilde oluşur. Klasik soru tipidir. Klasik de cevaptır. İşleyici cümlenin genellikle durumu ve bu şekilde oluşur. Şartlı klasik cümlelerden devam edelim. Şartlı bileşik cümleler. Yan cümleci S sağ ile çekimlenmiş. Temel cümleye şart koşuluyla bağlanmış cümleler. Yan cümleci SSA ile çekimlenmiş temel cümleye şart koşuluyla bağlanmış cümlelerdir. Hava soğuk olursa gidemeyiz. Hava soğuk olursa gidemeyiz. Sabrederseniz eve gidersiniz. Yani yan cümlecikleri ne olmuş? Sesalla çekimlenmiş. Fiilimsi gibi sesalla çekimlenmişler. O zaman ne olur? Bileşik cümle olur zaten fiilimsiler olduğu gibi. Ve bu da koşu oluşturduğu için şartlı bileşik cümleler yer alır. Kelime bileşik cümlelere hemen bakalım. İki bağımsız cümlenin iki bağlayıcı ile birbirine bağlanmasıdır. İki bağımsız cümlenin iki bağlayıcı ile birbirine bağlanmasıdır. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. İki tane bağımsız cümle var ve bunları bağlayan ki bağlayıcıdır. Bu yüzden de ki bağlayıcı
iki tane farklı cümleyi birleştirmiş ve ikili bilişik cümleye ortaya gelmiştir. Bilişik cümle tipleri de bunlardır. Son olarak sıralı ve bağlı cümlelere bakalım. Sıralı ve bağlı cümlelere bakalım. Sıralı ve bağlı cümleler zaten çok yakın birbirine. Şöyle söyleyelim. Birbirini virgül ya da noktalı virgülle bağlanmış cümlelerdir. Birbirine bağlaçlarla bağlanmış cümlelerdir. Birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanmış cümlelerdir. Birbirine bağlaçlarla bağlanmış cümlelerdir. İki tane farklı durum var. Bu şekilde oluşur. Hemen örneklerle de açıklayalım. Şimdi bakalım. Pencereyi açtı. Odayı havalandırdı. Bu sıralı bir cümledi. Neden? İki farklı öge birbirine virgüle bağlanmış. Şöyle olsaydı. Pencereyi açtı ve odayı havalandırdı. Bu sıralıyken bu bağlı cümle olur. Neden? İki farklı bağımsız cümle bağlaçla birbirine bağlanmış. İki farklı bağımsız cümle bağlaçla birbirine bağlanmış. Son bir örnek yapalım yukarı tarafa ve konumuzu bitirelim. Kendim açtım. Burada sıralı cümle olduğu kesin. Neden? Çünkü virgüle bağlanmış. Bir de bağımlı bağımsız durumu var. Burada özneler ortak mı? Evde kimse yoktu. Kim yoktu? Kimse. Öznesi bu. Kim yok? Kim açtım? Ben açtım. Gizli özne. O zaman bu öyle cümleler bağımsız cümlelerdir. Bağımsız sıralı cümlelerdir. Bu tip cümlelere. Bağımsız sıralı cümleler. Peki bağlı nasıl olur? Hemen ona da bakalım. Hemen bir örnekle açıklayalım. Pencereyi açtı. Ve odayı havalandırdı. Kim açtı? O. Kim açtı? Kim havalandırdı? Yine o. Bağımlıdır. Bağımlı bağlı cümlelerdir. Neden bağlı diyoruz? Altta yaptığımız gibi V bağlacıyla bağlanmış. Genel olarak cümle türleri bu şekilde oluşuyor dedik. Önemli nokta dedik ki batı cümleler, bilişik cümleler, bilişik bileşik, bilişik bileşik, çarpı bileşik, bilişik bileşik. Sonra da sıralı ve bağlı cümleler olmak üzere cümle türleri gösterdik. Yapıldığımızdan en zorlanacak noktanın bu olduğunu gösterdik. Cümle türleri de genel olarak bu şekilde oluşuyor.